geldiniz hepiniz. Nasılsınız? Merhabalar herkese. Çok teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Merhaba. Merhabalar. Çok teşekkürler. Bizler de çok iyiyiz. Nasıl? Keyifler yerinde mi? 2024 sayfa. Çok teşekkür ederim Gökhan Hocam. İyiyim. Sizler de iyisinizdir umarım. Herkes umarım çok iyidir. Bugün çok güzel bir seminer olacak çünkü. Bomba gibi bir seminere katılacaksınız ve bugünden sonra her şey değişecek. Artık 24 yolcusuyuz. Çok sevindim. Hepinizin iyi olmasına çok sevindim. Ben tek kuzen öğrenci koçu Tuğba arkadaşlar bu arada. Daha önce seminerlerime katılan öğrencilerim belki vardır, belki tanıştığım öğrencilerim vardır. Ya da belki ilk kez tanışacağız. Ben de çok heyecanlıyım açıkçası. Şimdi bugün neden buradayız? 2024 sınav hazırlığında nasıl ders çalışman gerektiğini bilmiyorsun. Şu an bu seminerdeki herkese söylüyorum. Bu seminer sonunda verimli çalışmayı keşfedeceğiz arkadaşlar. Artık seminerden öncesi, seminerden sonrası diye ikiye ayırabileceğiz kendimizi. Merhabalar Yakup Bey, hoş geldiniz. Hocam çok ihtiyacımız var lütfen diyor Gökhan Bey. Evet, atanmaya çok ihtiyacımız var arkadaşlar. Her şeyden önce nasıl ders çalışmamız gerektiğini bilmeye çok daha fazla ihtiyacımız var. Şimdi hazırsak başlıyoruz ama ben öncelikle başlamadan önce şu an içimizde kimler var? Kimler hangi sınava hazırlanıyor? Daha önce bu sınavlara girdik mi? Biraz öğrencilerimi yakından tanımak istiyorum. Herkes hangi sınava hazırlandığını yazsın bir bakalım, bir tanışalım. KPSS, ön lisans, KPSS. Çok güzel. Başka kimler? YKS var Nur. Ay çok teşekkür ederim. Hocam çok enerjisiniz, çok enerjiksiniz, çok mutlu olduk demiş Gökhan Bey. Çok teşekkür ediyorum. YKS, LGS, KPSS öğretmenlik, YKS, ön lisans. Bir hocam şu an benim sesim var. Sistem yöneticisi arkadaşımın iletisini dikkate alın lütfen. Öğretmenlik, branşlarımız nedir? Öğretmenlerin branşlarını da yazsın. Hangi bölüm öğretmenleri? Tarih. Ah çok güzel. Tarihi çok severim. Coğrafya, edebiyat, ilahiyat, dikapçılarımız var. Kimya var. Harika. Dikap. Çok güzel. Ve şimdi içimizde LGS öğrencilerimiz var. YKS var. KPSS, lisans var. Lisans var. Öğretmenlik var. A grubu var mı? Alandan hazırlanacak öğrencilerimiz var mı? Seminerimizde. Matematik geleceğiz, merak etmeyin, o konuya da geleceğiz. Havacılık yönetimi ön lisans oluyor YKS için. Diyetisyen, aa, çok güzel, beslenme ve diyetetik, İngilizce öğretmenliği, harika. Hah, Yakup Hocam hoş geldiniz. A grubu da var, tamam o zaman yok yok diyebiliriz. Şu an farkındaysanız arkadaşlar karma bir kitle. Hepimiz ÖSYM sınavlarına hazırlanan ÖSYM mağdurlarıyız. Gerçi ben çok olumsuz yargıları kullanmaktan taraf değilim. Çünkü aynı sınava girip başarı elde eden öğrenciler var. Bizim Türkiye birincilerimiz var. Ayşe'cim hoş geldin, seni tanıyorum. Eğitim öğrencimizsin. Hem EKPSS hem YKS'ye hazırlanıyorsun. Seda Hocam, radyoloji teknikerliği ve ön lisans bölümü. Çok güzel. Bu yıl ön lisansçıların yılı arkadaşlar. Sakın bırakmayın. Sakın bir sonraki yılı falan asla düşünmeyin. Çok yüksek güzel alımlar yapılacak. Bakın seçim sonrası da öğretmenlerime de söylüyorum aynı şeyi. KPSS, A grubu, B grubu, lise, ön lisans, lisans hepsi için söylüyorum. Çok güzel bir yıl ve tam şu an zamanı başlamanın aslında. Hocam ben hem KPSS hem SYT AYT'ye girdim. AYT sunuş bekliyorum. Çok güzel. Sanıyorum Nergis'cim KPSS lise grubundan girdin orta öğretimden. Çok güzel, onun için de güzel alımlar bekliyoruz ama YKS tabii ki biraz daha öncelikli, lisanstan hazırlanmak daha avantajlı olur. İşte Eli Hocam, tam benim not ağzımdan aldınız. Başladık ama nereye gidiyoruz, nasıl başladık, nasıl çalışıyoruz, bir programımız var mı, ne yaptık, ne ettik, gelişi güzel mi çalışıyoruz, çölde gibi olduk diyor Ece Hocam. Ha Nergis Hocam, siz tarih öğretmenisiniz. Ha, o zaman ikinci bölüm için mi TYT AYT'ye girdiniz? İkinci bölüm hedefiniz nedir?
Aa, çok güzel, çok sevindim. Radyoloji mezunu. Özel eğitimin alımları çok yüksek hocam. Kesinlikle çok yüksek. İnşallah bir an evvel bitirirsiniz. Tarihten daha şanslı özel eğitim. Ama tarihte de bayağı son yıllarda bir alım yükseldi. Şu son atamada. Coğrafya, fizik, kimya, tarih beni çok şaşırttı, çok sevindirdi. Sağlık yönetim mezunu alım yok maalesef. Hiç öyle düşünmeyin. Olumsuz yargılardan bu seminerde uzak duracağız arkadaşlar. Alım yok. Alım var. Onlar şanslı, biz şanslı. Öyle bir şey yok. Hatta ben sizinlere şöyle güzel bir hikayeyle başlayayım. Biraz motive olun. Bizim geçen yıl arkadaşlar el sanatları öğretmenliği diye bir bölüm var. Bir öğrencimizle görüşüyoruz. Öğrenci de el sanatları öğretmenliği bölümü mezunu. Çok nadir böyle liselerde falan ataması olan bir bölüm. Öğrencimizle görüştük. Dedi ki hocam benim hiç umudum yok. Ben dedi düz memur olacağım. Dedim hocam sen bir öğretmensin. Hayır, öğretmenlikle memurluk farklıdır. Sen öğretmenliğin eğitimini aldıysan öğretmen olmalısın. Öğrenciden hayatına dokunmalısın. Neyse zorlukla güçlükle öğrencimizi doğru yola sevk ettik. Dedik ki sen öğretmensin. BGK eğitim birimlerine hazırlanacaksın. Ama öğrenci her defasında diyor ki hocam alımları çok az. Hocam atanamam. Hocam işte 5 kişi atanıyor, 10 kişi atanıyor. Bazen hiç ataması olmuyor. Hayır dedim hocam. Bir kişi olacaksa bile o koltuk, bir kişi koltuk 5 olacaksa bile o kişi sen olacaksın dedim. Neyse gel zaman git zaman başladık. Yeni dönem Eylül'de başladık. Çalıştık, kamplara girdik. Çok güzel. Öğrencinin netleri inanılmaz yüksek. Çünkü biliyorsunuz o bölümlerde matematik falan yapamıyorlar. Hani el sanatları, alan ağırlıklı bir bölüm. Çok tarihmiş, Türkçeymiş. Öyle bölümlerle derslerle çok alakalı olan bir öğrenci. Belki yıllar önce ortaokulda, lisede falan görmüş. Neyse biz sıfırdan aldık öğrenciye. Başlattık. Böyle çarpım tablosu kıvamında düşünün. Yani öğrenci ilkokul matematik düzeyinde, ilkokul Türkçe falan düzeyinde, dil bilgisi düzeyinde paragraf falan zaten hak getire yok. Çalışmalara başladık. Dönem bitti. Sınava girdi, çıktı. Hatta bizi aradı. Dedi ki hocam beklediğimden çok güzel geçti. Harika bir sonuç bekliyorum. Ne kadar güzel bir sonuçlar açıklandı arkadaşlar. Sonuçlar açıklandı. Onun bölümü için çok üst düzey bir puan almış. Kontenjanlar açıklandı. Onun bölümünde açıklık sadece kaç kişi biliyor musunuz arkadaşlar? Bir kişi. Bir tane boşluk var. Dedi ki hocam ben bir kişi olacağım yani olabilecek miyim? Başka bir seçeneğim var mı falan. Zaten sıralaması bölümünde birinci. Girdi, istediği yeri de tercih etti. Zaten bir kişi kontenjanlarda ve öğrenci o bir kişilik kontenjana yerleşti. Yani demem o ki arkadaşlar, eğer o da sizin gibi burada yazan arkadaşlarım gibi deseydi ki hocam işte bir kişi ben zaten olamam, ben zaten atanamam deseydi ve bu yolu hiç çıkmasaydı ne olacaktı arkadaşlar? O bir koltuğu başka biri dolduracaktı değil mi? Şu an sesim nasıl? Sekiz hocamın dışında. Durun arkadaşlar bir saniye. Mikrofonumu hemen. Şu an iyi mi birazdan sesim? Bok mu geliyor? Durun arkadaşlar. Sistem yöneticisi arkadaşım bana yardımcı olabilir mi? Belki hoparlörümde bir problem olabilir. Biraz bekleteceğim arkadaşlar sizi. Ben de mikrofonumu bir düzenleyeyim. Ha, inşallah dediklerim anlaşılmıştır arkadaşlar. Şöyle dursun mikrofon. Şu an nasıl arkadaşlarım? Biraz fark etti mi? Biraz mikrofonumu yaklaştırdım. Şu an biraz daha mı iyi? Durun bakalım. Gayet güzel. Bok mu geliyor? Bakalım. Biraz daha iyi mi?
Gökhan Hocam, mekanda sıkıntı olamaz. Burası sınıf. Biz burada sürekli ders anlatıyoruz hocalarımızla. Hemen çözeceğiz. Hemen. Az önce daha iyiydi diyorlar Muhammed Bey. Şu an iyi mi? Harika mıyız şu an? Tamam, çok iyi. Boğuk falan değil, değil mi? Anlaşılıyor. Arkadaşlar, ben bir de hızlı konuşuyorum. Beni lütfen arada uyarın, olur mu? Bir de çok konuşurum gerçekten. Arada uyarın. Harikasınız. Muhammed Bey'i sistem yöneticimize çok teşekkür ediyoruz, halletti. Tamam. Yani arkadaşlar, o öğretmenimiz, bakın, o motiveyi olmasaydı, o yola çıkmasaydı, hocam zaten bir kişi, beş kişi, on kişi ben olamam demeniz neye benziyor biliyor musunuz? Ben oturamadım, gel sen otur diyorsun rakibine. Ya rakibinin senden ne farkı var ki? O da aynı, sen de aynısın. Sen mi kazanacaksın, o mu kazanacak? Kendimize güveneceğiz arkadaşlar. Bakın, bölümümüz ne olursa olsun bir kişi mi kontenjan var? O bir kişi ben olacağım. Neden ben olmayayım? O yüzden tabii ki şimdi bu bireysel farklılıklara da değineceğiz arkadaşlar bu arada. Ya şimdi burada mesela kaç kişi var ve her biri farklı farklı sınavlara hazırlanıyorlar. Evet, hepsi ÖSYM sınavına hazırlanıyor ama onlar nasıl? Yani kişi kendini tanımalı ya önce. Emine hocamın yanıtına bir bakalım. Hocam, mezuna kalmaya karar mı verdin? Biz ne yapmalıyız? Ne zaman değinirsiniz? Şimdi değineceğiz Emineciğim. YKS galiba, değil mi? Mezuna kaldım dediğin için. Onu anladım. Tamam. Şimdi arkadaşlar, her öğrenci öğrenir. Evet, hepimiz öğreniriz ama hepimiz farklı öğreniyoruz. Birkaç soru soracağım. YKS için Emineciğim, tam şu an başlama zamanları hiç gecikme. Çünkü sonuçlar falan açıklanma, tercihler arifesinde. Yani rakiplerinin senin önüne geçmesine izin vermemelisin. En sevdiğimiz renk ne? Hadi bakalım, cevapları bekliyorum. Mavi, kırmızı. Ay, sınavda bayıldım. Pembe, siyah, mor. Kırmızıyı ben de çok severim. Seçil hocam, turuncu çok güzel bir renk. Çok enerji veriyor bana. Bu da kanıtlanmış bu arada. Turuncunun enerji alanı daha geniş, daha yüksek. Sümeyra hocam, kahverengi çok kararsızlık rengi diyorlar. Siyah, yeşil, hepsi. Aysucum, harikasın. Hepsi yeşil. Çok güzel. Ta, ikinci sorumuza geçiyorum. En sevdiğiniz müzik türü, müzik türü. Arabeskçiyim hocam, rapçiyim, rockçıyım, pop, türkü. Anadolu caz, harika, rap, rock. Çok güzel. 90'lar pop, ben de çok severim. Asıl müzik o zamanlar yapılıyordu bu arada. Karışık, ruh halime bağlı. Bir gün arabesk, bir gün çok neşeliyim. Olabiliyor böyle şeyler. Türkü, ben de türkü çok severim. Harika. Geldim diğer soruma. En sevdiğiniz yemek. En sevdiğimiz yemek. Hadi bakalım, gurmeleri görelim. Makarna. İlk kez böyle bir yanıtla karşılaştım Zeynep hocam. Çökertme, pide, ayran aşı çorbası, patates. Tavuklu makarna, yaprak sarma. Etli yemeklerin hepsi, kuşbaşı kebap. Ev yemekleri, zeytinyağı. Nergis hocam, ne kadar sağlıklısınız maşallah. Patlıcan. Çok güzel. Pilav. Keledoş. Bu yemeği bilmiyorum Gökhan hocam. Galiba yöresel bir yemek. Pırasa, bezelye. Yemek olsun yeter, hepsi favorim. Harika. En sevdiğiniz etkinlik. Sinemaya mı giderim? Futbol mu oynarım? Halı saha mı yaparım? Arkadaşlarımla dedikodu, minik dedikoducuklar mı yaparım? Tiyatro, çok güzel. Ece hocam, bu arada tarihçilerin tiyatroya özel bir ilgisi var. Ben bunu diğer öğrencilerimden de gördüm. Ya özel, onların farklı bir vibe'ları var böyle. Tiyatro, geçmiş, çok ilgililer. Doğa yürüyüşü, yüzme, tiyatro arkadaşlarımla oturma. Çok güzel, o zaman tiyatroya gidiyorsunuz Sümeyra hocam. İçine çekiyor bizi, aynen öyle. Fatiri dostlarla ilgilenmek, ya çok güzel. Kediler, köpekler, konser, gezmek. Harika. Şimdi buradan kitap okumak.
Yürüyüş. Çok güzel. Hayvanlarla ilgilenmek Aysucuğum. Çok güzel. Tebrik ediyorum seni. Şimdi arkadaşlar farkındaysanız bu birkaç soruda bile ne kadar farklı yanıtlar geldi değil mi? Yani işte biri dedi hocam ben fasulye seviyorum, biri etli yemek seviyorum, biri hepsini seviyorum. Yani aslında biz ne kadar farklıyız değil mi birbirimizden? Ya şu an ortak alanda buradayız ama ne kadar farklıyız? Yani ilgi alanlarımız farklı, zevklerimiz farklı. İşte bunlar farklı olduğu gibi arkadaşlar kişinin şu bilişsel süreci var ya zeka tipi, öğrenme yapısı. Bunlar da farklı. Herkesin farklı bir öğrenme karakteri vardır. Ve bu öğrenme karakterinde belirleyici kısımlar vardır arkadaşlar. Kişinin seviyesi de bunu belirler. Nasıl bir psikolojide olduğu da belirler. Hedefi de belirler. Ailesinin onu destekleyip desteklemediği de belirler. Ne kadar sürede tekrar etmesi gerektiği de belirler. Yani kişi öğrenme yapısını en başta çok doğru bir şekilde analiz etmek zorunda arkadaşlar. Ya düşünün ki sen kendini tanımadan çıktığın bir yolda, o yolda tökezlediğinde ne yapacaksın? Sınav da böyle. Sınava hadi bakalım hürra diyorsunuz, başlıyorsunuz Eylül'de. Tanımıyorsun ki benim motivasyona mı ihtiyacım var? Bunu bilmeden çıkıyorsun yola. Ben dikkat dağınıklığı yüksek bir öğrenci miyim? Ben alarm mı kurmalıyım? Ben sürekli molaya mı çıkacağım? Bunu bilmiyorsun. Ben yazmalı mıyım? Ben okumalı mıyım? Ben görmeli miyim? Duymalı mıyım? Bunu bilmiyorsunuz arkadaşlar. Bunları bilmeden yola çıktığınız için de ne oluyor biliyor musunuz? Onu deneyeyim, bunu deneyeyim, şunu deneyeyim. Hepsini deniyorsun. Çorba yapıyorsun. Hiçbirinden verim alamıyorsun. Diyorsun ki ben hazırlandım hocam. Sınava giriyorsun, yığılmada kalıyorsun, kazanamıyorsun. Bu yüzden kendinizi tanımadığınız için. Çok güzel. Şimdi peki en sevdiğimiz ders hangisi arkadaşlar? En sevdiğimiz ders. Biraz derslerle ilgili sorulara geldik. Aslında matematik çok seviyorum ama yapamıyorum. Seviyorum ama ulaşamıyorum gibi oldu bu Zeynep hocam. Kalbimde ama ulaşamıyorum, yapamıyorum. Sözel olan her şey, coğrafya, matematik, biyoloji, Türkçe, fizik, matematik. Ha ne güzel bugün matematiği seven öğrenciler gelmiş vallahi çok sevindim. Paragraf çözebilince matematik Bahadır hocam. İngilizce çok güzel. Sayısal dersler. Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı, dil ve anlatım Aysu. Normalde sözelciyim ama sözel derslerin hiçbirini sevmiyorum. Neden Zeynep hocam? Sözel. Çok güzel. Peki bir oturuşta sıkılmadan kaç dakika çalışabiliyorsunuz arkadaşlar? Şu an hani hafif hafif başladık diyen öğrencilerim vardı ya. 20 dakika, 10, 40 dakika, 1 saat, 50 dakika, 20, 30, 45. Ha çok güzel böyle saatlerce çalışan öğrenci yok. Bunu çok sevindim. Diğer seminerlerimde arkadaşlar bunu soruyorum. Öğrenci diyor ki 4 saat ne? Nasıl 4 saat? Nasıl 4 saat olur? 1,5 saat sıkılmadan çalışabilirim. Emine hocam 1,5 saat çok. Çok fazla. 4 saat aralarla 1 saat. 10 dakika sor diyor. Tamam. Peki geldim can alıcı soruya. Yazarak mı? Anlatarak mı? Yani bir şeyleri yazıyor musun? Birine anlatıyor musun? Hangisinden daha iyi anlıyorsun? Alalım cevapları. Yazalım sonra anlatırım. Yazarım sonra anlatırım. Ece hocam bu sözelciler de var. Onlar öğretmenliği böyle şeyli teorik bilgileri vermeyi çok severler. Yazarım. Yazarak kendime anlata anlata. Dinleyip not alırım. Çok güzel. Bakın burada bile bir yandan da arkadaşlar cevaplara bakın. Ne kadar farklı cevaplar geliyor. Aslında amacım bu. Peki bir konuyu öğreneceksin. Diyelim ki tarih, matematik, Türkçe, başka bir konu, fen bilgisi LGS'ciler için ya da işte dil ve anlatım YKS'ciler için mantık mı kuruyorsun, ezberliyor musun? Hangisini yapıyorsun? Ezberlerim anlık olur. Mantık tabii. Ezber çok kısa süre. Zaten arkadaşlar beynimizin böyle bölümleri var. Bir bilgiyi yeni aldın da o ön bellekte kalıyor. Yani ezberledin de şurada. Ama sen sürekli yeni bilgi alacaksın. Bir tane bilgi almıyorsun ki senin onu arka belleğe, kalıcı hafızaya göndermen gerekiyor. Mantıklı bir şekilde ezberlerim. Mantığını anlatırsam anlarsam unutmam. Hayır ezber, sanırım ezber. Tamamen öğrenmem için nereden geldiğini bilmem. Evet tam olarak bu.
Eskiden şarkıya çeviririz. Ne kadar güzel bir yöntem. Çok eğlenceli. O zaman sürekli Zeynep Hocam sizin evde bir şarkı türkü havası ama siz ders çalışıyorsunuz. İnsanlar eğlendiğinizi falan zannediyor. Çok güzel. Şimdi bu yanıtların farklılığını da gördük arkadaşlar. Ne kadar envai çeşit yanıtlar geldi. Sizin gireceğiniz sınav her neyse, LGS, YKS, DGS, KPSS, öğretmenlik, A grubu, B grubu hepsi için söylüyorum. ÖSYM sınavlarında kazanmak için, başarılı olmak için olmazsa olmaz iki kaide var. Hazır mısınız? Açıklıyorum bu iki kaideyi. Hadi herkes hazırım desin. Hazır mıyız? Tamam. Çok hazırız. Harika. Başarılı olmak için çok çalışmak değil, verimli çalışmak önemlidir. Şimdi verimli çalışmayı nasıl yapacağız onu da söyleyeceğim. Bu birinciydi. Çok çalışmayacağım, verimli çalışacağım. Çok çalışmayacağım, verimli çalışacağım. İkinci, verimli çalışmak için de öğrenme yapına uygun çalışmalısınız. Peki öğrenme yapısı nedir ya? Ben hani seminerin başından beri söylüyorum. Öğrenme yapısı aşağı, öğrenme yapısı yukarı. Öğrenme yapısı nedir arkadaşlar? Bunu bilen var mı? Öğretmenlerim şimdi patır patır yazarlar. Öğrenme yapısı nedir? Bunu aslında seminerin başında açıkladım. Dedim ki hatta kişinin dedim bir görsel, dokunsal, işitsel bir öğrenme karakteri vardır dedim. Unutma süresi vardır dedim. Dikkat dağınıklığı düzeyi vardır dedim. Çok streslidir dedim. Bunların hepsi öğrenme yapısını oluşturur dedim. Öğrenme yapısı bizim bilişsel sürecimiz. Hah Ece hocam çok güzel. Peki biz bu öğrenme yapımızı nasıl keşfedeceğiz arkadaşlar? Daha önce hiç bizim eğitim analizlerimize, yapay zekanın TEKÜZEM'in eğitim analizlerine katılmış öğrencilerin var mı? Ah çok güzel. Ece hocam öğrenme yapısını biliyor. Kübra hocam da biliyor. Seda Nur hocam da biliyor. Ben bugün katıldım birine. Sümeyra da biliyor. Emine de biliyor. Çok güzel. Başka var mı katılan? Baktınız mı sonuçlarına? Ben çözdüm baktım. Peki katılmayan var mı? Tamam, katılmayanlar için çok güzel bir fırsat arkadaşlar. Tamam, çok güzel. Şimdi katılmayan arkadaşlarım için herkes bir TEKÜZEM sayfasına girebilir mi? Bakın ben sayfamı açtım. Şu an benim sayfamdayız. Görüyoruz. Rukiye Tuğba Boğa. Herkes bir TEKÜZEM sayfasına girsin. Bir birlikte analizi yapalım. Bir sonuçlarımıza bakalım. Ne diyor bu sonuçlar bize? Biz kimmişiz? Biz neymişiz? Biz nasıl hazırlanmalıymışız? Herkes sayfasını açtı mı arkadaşlar? Nasıl gireceğinizi de göstereyim. Belki seminerden sonra katılmak isteyen öğrencilerim de olur. Ben görsel ve işitsel öğrenme stiline sahipmişim. Çok güzel. Bakın ben analize başlıyorum. Yapmayanlar benimle birlikte başlasınlar. Yapan öğrenciler de soruları incelesin. Bir bakalım benim öğrenme yapım neymiş. Girdik mi arkadaşlar? Bakın burada TEKÜZEM'in sayfası var. Gördünüz mü? TEKÜZEM giriş diyor. Ben şimdi buraya kullanıcı adımı ve şifremi yazacağım. TEKÜZEM 2023 şifrede. TEKÜZEM 2023. Dokunsal öğrenme dikkat eksikliği var. Hızlı okuma üst düzey. Çok güzel. Ece hocam tarihçiler zaten okuma anlama oranları yüksek ama onlar da var. Yani bu arada sizin dikkat dağınıklığınızın yüksek olması dokunsallıktan da olabilir. Dokunsal öğrenciler kinestetik öğrencilerdir. Hareket halinde olmak isterler. Bu harekette dikkatlerini dağıtır. Tamam katılmadım diyen arkadaşlarım TEKÜZEM'e girsin kendi sayfalarına. Hadi analize başlıyoruz. Şimdi dikkat dağınıklığı ile alakalı da Sümeyye hocam bilgilendireceğim. Bu çok karşılaştığım bir durum bu arada. Yani son dönem bizim neslimizde bir odaklanma problemi var ya da biz bunu çok ön plana çıkarıyor ya da bahane olarak kullanıyor da olabiliriz. Şimdi bu sonuç bunu gösterecek zaten. Arkadaşlar analize başlıyorum. Katılmayan arkadaşlar benimle birlikte kendi sayfalarına girsinler. Ben KPSS'ye hazırlanıyorum. Sizin için çözeceğim bu analizi. Nilgün hocam, kendi sayfanız zaten bu misafir öğrenci alanı. Hani şeye girdiniz ya, seminere. Orada kullanıcı adınız ve şifreniz var ya, oradan gireceksiniz. Kayıtlı olmanıza gerek yok yani.
Öğretmenlik kadroları diyorum, ileri diyorum. Katılan arkadaşlarım da bir soruları yeniden gözden geçirsin, bir baksınlar. ÖABS, okul öncesi, okul öncesi. Başladım bakın. Hadi bakalım kim daha hızlı çözecek? Hayır, bu arada hızlıca yapmayın, dikkatinizi verin. Hayır, girmedim. Çünkü burada verdiğiniz yanıt üzerinden yapay zeka öyle sonuçlar çıkaracak ki arkadaşlar çok şaşıracaksınız. Yapan arkadaşlarıma da bir hediyem var. Özel bir alan var. Birazdan onu göstereceğim. Gireceğin sınavdaki soruların dağılımı, konuların önemi, konuların öğrenilme süresi, yapılmış net ortalamaları, kaç nete ihtiyacın olduğu gibi tüm detayları düşündüğünde sınava hakim olduğunu düşünüyor musun? Hakim değilim. Hiç hakim değilim. Sizin adınıza cevaplıyorum. Şu an bir destek alıyor musun? Hayır, almıyorum. Yapıyor muyuz bir yandan yapmayan arkadaşlar? Sınav hazırlığı dışında farklı bir sorumluluğum var mı? Evet, var. İş sorumluluğum var. Çalışıyorum. Bu sorumluluğun için ne kadar süre harcıyorsun? Günümün çok çoğunu. Mehmet Latif Hocam, kendi Tekuzem sayfanızdan gireceksiniz. Bu seminere katıldığınız kullanıcı adı ve şifre var ya. Oradan hesabıma tıklayın. Bakın şu sağ üst köşede eğitim analizi diyor, gördünüz mü? Bir şeyi yapmayı öğrenirken en iyi şöyle öğrenebilirim. Birisi bana gösterirken izlersem, birisi bana anlatırsa ve ben dinlersem, kendi kendime yapmaya çalışırsam, birisi bana anlatırsa ve ben dinlersem daha iyi öğreniyorum. Bir şeyi okurken okuduklarımı gözümün önüne getiririm. Ya yüksek sesle okur ya da sözcüklerin seslerini kafamın içinde duyarım. Genellikle kıpır kıpır olurum ve okuduklarımı hissetmeye çalışırım. Yüksek sesle okurum. Onu hayal ederim. Herkes kendine uygun yanıtı versin bu arada. Bu benim analizim. Herkes kendi analizini yanıtlıyor. Bir yer tarif etmem istenirse, tarif etmem gereken yeri gözümün önüne getiririm ya da çizerek tarif ederim. Sözel olarak tarif etmekte evet güçlük çekmem. Ben çok güzel anlatırım. Seda Nur, çok teşekkür ediyorum. Buradan gireceksiniz arkadaşlar. Bir sözcüğün nasıl yazılacağından emin değilsem. Link geldi mi bu arada? Seda Nur'un attığı link. Herkes diyecektim, çok affedersiniz. Bir sözcüğün nasıl yazılacağından emin değilsem. Yazıp doğru görünüp görünmediğine bakarım. Söyleyerek doğru olup olmadığına bakarım. Yazıda beni rahatsız eden bir şey olup olma söyleyerek, yani kulağıma doğru geliyor mu, ben buna bakarım. Yazı yazarken harflerin ve sözcüklerin düzenli görünmesine dikkat ederim. Genel harfleri ve sözcükleri kendi kendime söylerim, evet. Bir listeyi aklımda tutmam gerekirse listeyi yazarım, yazarım. Yazarım, kağıdımı da cebime koyarım, öyle giderim markete. Tercih ettiğim öğretmenler, akıllı tahtayı yetkin kullanan, etkili bir şekilde etkili ders anlatanlar. Konsantre olmaya çalışırken güçlük çektiğim durumlar, ortamda çok kalabalık ve hareketliyim, dikkatimi dağıtır. Girdik mi analizlere? Yapmayan arkadaşlarım, yapan arkadaşlarım da sorulara baksın. Birazdan bitecek ve benim sonuçlarım üzerinden yorumlayacağız. Problem çözerken problemi görebilmek için şekil çizerim. Problemi kendi kendime seslendiririm. Hareket eder ya da objeleri hareket ettirerek düşünürüm. Seslendiririm kesinlikle. İsim hatırlamaya çalışırken yüzleri hatırlarım ama isimleri unuturum. İsimleri hatırlarım ama yüzleri unuturum. Ben yüzü asla unutmam. Okuldayken hangi dersleri daha çok? Türkçe, sosyal. Sözelciyim ben arkadaşlar. Ha, bu soruyu çok seviyorum bakın. Bu soruyu bir herkes yapsın. İki elinin parmaklarını birbirine geçirerek kapat. Hangi elinin baş parmağı üstte kalıyor? Sağ elin. Sağ lob daha kuvvetli çalışıyor demek ki. İki gözünü açık tutarak elindeki kalemi bir cam kenarı veya kapı kenarı ile hizala. Önce sağ sol gözünü, sonra sağ gözünü kapat. Şimdi şuradan hizalayayım. Hedef ne kadar oynuyor? Solda sanki daha o. Daha az oynayanı mı soruyor? Sağda daha az oynadım. Aşağıdaki gruplardan biriyle tanışma şansına olsa hangi grubu seçerdin? Ay, kesinlikle Dostoyevski bu arada benim için. Ben bu arada sizin dikkatinizi dağıtmıyorum değil mi arkadaşlar? Analizi çözenler. Kendim yorumladığımda. Hangi aktiviteyi yapmak? Kitap okumak ya. Bulmacadan hoşlanmam. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisini?
Hem dinleyiciyim, hem yazmayı, hem okumayı çok severim. Muhakeme. Ay, fotoğraf gelecek, çok heyecanlıyım. Mavi, sarı, turuncu, kırmızı. 2, 4, 6, 9. Yeşil yoktu. Tamam Emineciğim, seminer sonrası girersin. 9. Bak, bu linki sen bir yere kopyala, buradan gir. İşlemleri hızlıca yapar mısın? 1000 artı 1000, 2000, 40, 30, 70, 3070, 4070, 4090, 4100. Yemek yemek, uyumak, her şey. Bazen düzenli, bazen düzensiz olur. Bitmek üzere arkadaşlar. İki kez de daha iyi oturur. Çözüyor muyuz çözmeyen arkadaşlarım? Ortalama bir sürede unuturum. Hiçbir zaman unutmam. Mümkün değil. Ben çok şeyimdir, dikkatliyimdir. Hayır, hiçbir zaman unutmam. Günler öncesinden hatta hazırlık yaparım. Senin konusunda ne kadar süre altında tutarsın? Bakalım ne çıkacak. Bütçeme uygun olanı seçerim. Bakalım benim, ha tamam. Testi bitirdim. Şimdi sonuçlara bakacağız. Yapan arkadaşlarım için de arkadaşlar, sisteme çok güzel bir alan tanımladım, onu göstereceğim. Şimdi analizi çözmüş olanlar, şu an benimle çözenler ve seminerden sonra çözecek olan arkadaşlarım, böyle bir sonuç tablosu gelecek arkadaşlar. Bakın, öğrenme yapısı çok önemli. Sınavda başarılı olmanın anahtarı, kilit noktası öğrenme karakteri, verimli çalışma dedim ya. İşte burada senin öğrenme karakterini yapay zeka sistemi ölçüyor. Bakın, kimlik bilgilerim diyorum. Bakalım ne diyecek bana? Bakın. Hız durumlarım var. Öğrenme hızımı ölçtü. Unutma hızım, okuma hızım, anlama hızım, stres, hırs düzeyi, dikkat dağınıklığı, özgüven, öz disiplin. Gördünüz mü? Öğrenme stilim işitsel diyor. Öğrenme yöntemi mantığa dayalı. Zeka tipim sözel. Burada bakın her şey çıkıyor. Bir de bununla birlikte arkadaşlar, altta çalışma önerilerim yazıyor. Oraya da tıkladığınızda biz sizin için, tamamdır Ayşe'cim, mutlaka çöz ama bu söylediğim yerleri zihnine kodla. Bunlara ihtiyacın olacak. Biz sizin için arkadaşlar, buradan çıkan sonuçlarınıza göre, mesela duyarak öğrenen bir yapın olduğu için mutlaka böyle çalışmasın. Bak, burada sayfalar dolusu çalışma önerileriniz var. Size özel çıkıyor. Verdiğin yanıta göre çıkıyor. Bunu da mutlaka kaydedin. Seminerden sonra ilk işiniz okumak olsun. Analizi çözen arkadaşlarım, bir de şu solda rehberlik var ya arkadaşlar. Görüyoruz değil mi? Burada seminerler var. Bakın, biz sizin için size özel seminerler alanını açtık. Benim mesela dikkat dağınıklığım var ya, diyor ki dikkatim hemen dağılıyor, nasıl odaklanabilirim? İzlemeye başla diyorum arkadaşlar ve seminer benim karşıma çıkıyor. Burada rehberlik uzmanımız bana özel yöntemlerden bahsediyor. Bakın. Bakın. Odaklanmanızı arttıracak ve verimli çalışmanıza katkı sağlayacaktır. Gördünüz mü? İşitsel öğrenme yapısına sahipsiniz. Sözel zeka, mantığa dayalı. Bunları da mutlaka izleyin arkadaşlar. Bu sizin ödeviniz olacak. İkinci ödev, analizi çözmeyen öğrencilerim analizini çözecek. Şimdi geldik. Artık öğrenme karakterimi biliyor muyum? Biliyorum. Bu analize girdim. Çalışma önerilerim, öğrenme karakterim, her şey ortaya çıktı mı? Çıktı. Tamam, çok güzel. Nerede kalmıştım? Eğitim analizinde. Tamam. Şimdi biz bu eğitim analiziyle arkadaşlar, bu arada TEKÜZEM yapay zekayı kullanan bir eğitim kurumu. Belki bizi daha önceden duydunuz ya da duymadınız.
Evet Kübra'cığım, mini analizleri çözünce daha net çalışma önerileri ve onları da çözün. Onlar desin ki üçüncü bir ödeviniz olsun. Şimdi biz tek uzem olarak arkadaşlar bir eğitim kurumuyuz. Uzaktan eğitim veren bir eğitim kurumuyuz ve bizim özel bir eğitim modelimiz var. Türkiye'de ilk ve tek kez hayata geçirilen yapay zeka destekli, %100 öğrenme garantili, başarma garantili bireysel eğitim modeli, ismi Tekes. Ve Tekes'in mantığında arkadaşlar bireysellik ilkesi yatıyor. Yani diyor ki kişi öğrenme karakterini bilmeli diyor, seviyesini bilmeli. İşte bu Tekes'in en temel araçlarından ilki eğitim analiziydi. Bu eğitim analizini çözdüğünüzde öğrenme yapınız çıkacak. Sizin verimli çalışma yönteminizi bulacağız. Zaten şu anda girecek öğrenciler seminerden sonra. Hepsine tek tek bakın. Oradaki seminerlerde size hediyemiz. Onları da mutlaka izleyin. Ve en gerçekçi cevapları vermeye mutlaka çalışın arkadaşlar. Az önce benim yaptığım gibi dikkatli okudum. Kendime en yakın seçeneği, en yakın cevabı işaretledim. Siz de lütfen bunu yapın. Şimdi bu sistemde mesela dedik ya biz artık kazanmak istiyoruz, istediğimiz üniversiteye yerleşmek istiyoruz. BGS öğrencilerim, Fen Lisesi istiyor, Anadolu Lisesi istiyor. Yani işin ucunda bir başarı ideali var. Ama o başarıya o kadar kolay ulaşamıyorsun. Çünkü senin gibi herkes istiyor. Farkın ne? Farkın bireysel hazırlanman, doğru hazırlanman, sınavı tanıman, kendini tanıman olacak arkadaşlar. Biz kendi kayıtlı olan öğrencilerimizde tek uzem eğitim sisteminde analiz, planlama ve takiple süreci ilerletiyoruz. Analiz etsin bütün öğrenme karakterinizi, iyileştirilmesi gereken, geliştirilmesi gereken tüm özelliklerinizi ortaya çıkarıyoruz. Seviye belirleme sınavı ile birlikte de arkadaşlar şu an hedefimize çok güzel bir zaman dilimi var. Yaklaşık hemen hemen herkesin bir yıla yakın bir zaman dilimi var. YKS, LGS, KPSS, öğretmenlik alan sınavları. Bunların hepsi için 24 için tam kolları sıvamanın zamanı, tam şu an rakip elemenin zamanı. O yüzden biz bu sisteme kayıt olduğunuzda sizin hedefiniz ne? Mesela Ece Hocam, tarih öğretmenisin. Hedefin en az 85 puan almak. Yani 82 ile en son ataması falan oldu. 85'e yuvarla. Ya da Emineciğim, sen diyelim ki dedin ki tıp fakültesi istiyorum, örnek veriyorum. Hedefin en az 450 puan almak gibi. Senin hedefin ne? Önce sistem kayıt olduğunuzda arkadaşlar hedefinizi belirliyor. Sonra diyor ki evet senin hedefin bu, okey. Ne kadar süren var? Kaç ayın var? Kaç günün var? Bunu belirliyor. Sonra diyor ki senin şu anki seviyen ne diyor? Tamam sen diyor 85 alacaksın Tuğba ama sen 60'tan mı 85'e yükseleceksin? 70'ten mi yükseleceksin? 80'den mi yükseleceksin? Şu an senin mevcut derslerdeki seviyen ne? Nereden başlıyorsun diyor ve bunun seviyenin analizini yapıyor. Çok güzel. Hocam ben EKPSS lisansa gireceğim. Benim sınav derslerini her kurum vermiyor sizin kurumda. Ayşe Hocam bizde EKPSS eğitimleri var. EKPSS en çok derece elde ettirdiğimiz branş. Ben şimdi WhatsApp linki atacağım. Oradan mutlaka bana yazın. Ben yarın sizi arayıp bilgilendireyim. EKPSS'de çok başarılıyız arkadaşlar. Her kurum vermiyor, çok haklısınız. Ve Aysu da EKPSS kayıtlı öğrencimiz. Ne kadar memnun bakın. Zeynep Hocam sosyal hizmetten atama. Zeynep Hocam evet zor gibi geliyor olabilir. Sosyal hizmet biraz 90 pluslara falan oynamanız lazım. Ama imkansız değil hocam. Hep aklınız ilk seminere başlarken verdiğim örnekte olsun. Bir kişi neden sen olmayasın? Zor diye bir şey yok. Doğru çalışma var, verimli çalışma var, yanlış çalışma, verimsiz çalışma var. Bunu sen seçeceksin hocam. Evet hocam, evet Ece hocam. Sıfır almak da hiç önemli değil. Yani hani seviyem sıfır, korkuyorum. Ya sen korktukça zaman geçiyor. Daha ne kadar korkacağız? Hadi Temmuz'da korkalım, Ağustos'ta korkalım. Eylül'de herkes başlıyor. Düşünün arkadaşlar siz BİM böyle koşular var ya 100 metre, 200 metre, 400 metre koşuları. Koşularda bütün koşucular aynı yerden başlar ve birbirlerini geçmeye çalışırlar. Değil mi? Ama ÖSYM sana diyor ki ben diyor sana süre vermiyorum yani çalışman için. İstersen diyor git Şubat'ta başla. İstersen sınava 2 ay kala başla. İstersen 5 ay kala başla. Süreni sen belirliyorsun. Şimdi mantıklı düşünün. Herkesle aynı anda çıktığın yolda nasıl önüne geçeceksin? Eylül'ü bekliyor şu an öğrenciler. Diyorum ki hayır. Hayır hayır. Eylül'ü beklersen herkes Eylül'ü bekliyor. Rakiplerinden fazla ne yapacaksın?
Zeynep Hocam, İngilizce mükemmel atamaları var. Puan olarak ortalama 75-80 ise çok rahat yeter. Çok rahat yeter. Çok çabuk sıkılma durumu var. Sümeyye Hocam, senin dikkat dağınıklığın olabilir ama doğru çalışmadığın için de sıkılıyor olabilirsin. Yani şöyle, eğer sen doğru, verimli çalıştığını, o yaptığın çalışmadan verim aldığını sen tatmin olsan, onu yaşasan sıkılmazsın. Şu an sıkılan öğrenciler ne biliyor musun? Random. YouTube'da bir hoca karşısına geliyor, hadi otur izle. Bir tane kitap almış yıllar önce, otur ondan çöz. Hayır, bu plansızlıktır arkadaşlar. Başarı istikrarla gelir. Bak, siz günde 10 saat çalışın ama düzensiz çalış, sırayı boz, bir 5. üniteye dön, bir 1'e dön, bir başka derse geç. O yaptığın çalışmanın süresinin hiçbir anlamı yok. İstersen 10 saat çalış. Neye göre çalıştın? Sıralama nerede? Doğru çalışma yöntemi nerede? Çalışmanın verimliliği nerede? Takip nerede? Bunları yapmadığında öğrenemiyorsun. Günde 10 saatini ayır, yine de kazanamazsın. Çok net söylüyorum. Bir gün 5 saat, ertesi gün 8. İşte bu olmaz Sümeyye Hocam. İstikrar, az çalışsan da verimli çalışmaktır aslında. Ya burada ben bir de öğrencilerimde arkadaşlar şunu çok tespit ediyorum. Kendim yıllardır öğrenci koçum ve öğretmenim. Ben de okul öncesi öğretmeniyim bu arada. Şunu çok tespit ediyorum. Öğrenci arkadaşıyla yarışıyor, tamam mı? Diyor ki hocam işte Ayşe 5 saat çalışıyormuş, ben 3 saat çalışıyorum, o benim önüme geçecek. Diyorum ki onun yaptığı çalışmanın verimliliğini nereden biliyorsun? Belki 5 saat açıyor YouTube'u, takıyor kulaklığı, dinle babam dinle, dinle babam dinle. Bu şimdi verimli mi arkadaşlar? YouTube verimli mi? Bir dersi videodan takıp kulaklığını izlemen, öğrendiğin anlamına mı geliyor senin? Öyle olsa hepimiz takalım, gece uyurken bile takalım. Haksız mıyım? İşte bak, Ayşe hocamın söylediği şeyi herkes baksın. Hocam konu anlatımı izliyorum. Testlerde çok yanlış mı oluyor? Nerede hata? Yanlış çalışıyorsun Ayşe hocam. Eğer çok çalışıp yanlışın çok geliyorsa yöntemini değiştir. Yanlış. Kesinlikle yanlış. Zeynep hocam, etkilemez. Yani şöyle etkilemez. Senin bu ayırdığın minimal zaman var ya, çok minik işten dolayı. Ben de çalışan biriyim, biliyorum arkadaşlar. Bakın saat kaç oldu, hala dersteyim, öyle düşünün. Sizin içinizde de vardır böyle olanlar. Sadece o ayırdığın minimal zamanda çok kusursuz bir çalışma yapman lazım. Yani tek başına çalışma Zeynep hocam, benim tavsiyem odur. Çünkü tek başına olduğunda ne olacak biliyor musun? İşten eve gideceksin, yemek yiyeceksin, yoruldum. Alacaksın telefonun eline, tık tık tık, biraz Instagram, biraz orada, biraz burada. Diyeceksin ki uyuyorum, yarın çalışırım. Bunu yapıyorsunuz arkadaşlar, yalan değil. Bunu yaptığınızı çok iyi biliyorum. Bunu yaptığınızı çok iyi biliyorum. Kesinlikle o yüzden bir yere bağlanmak, yani senin bir programın olduğunda şu his olacak. Bugün bunu yapmak zorundayım. Bugün bu derse girmek zorundayım. Ama tek olduğunda ne olacak? Yönetici ben değil miyim? Bugün yapmıyorum, yarın yaparım. Böyle olalı biriktir, biriktir, biriktir. Dönem sonunda bir bakıyorsun konuların yarısı yetişmeyecek. O yüzden seviyenize uygun çalışmalısınız arkadaşlar. Biz TEKÜZEM'e, yapay zeka sistemine kayıt olan öğrencilerimize sıkı bu eğitim analizleri gibi seviye belirleme sınavları da yapıyoruz. Konu konu, ders ders, ünite ünite, hangi dersin, hangi ünitesinin, hangi konusunda, hangi düzeydesin, bunu ölçüyoruz. Ve diyoruz ki sen matematik üstü sayılarda bu seviyedesin, temel seviyedesin, ona uygun çalışma yaptırıyoruz. Sen Türkçenin sözcükte anlamında ileri seviyedesin, ona uygun çalışma yapıyorsun. Şimdi geldik, bir soru sorayım. Bunu da çok merak ediyorum. Yanıtlar nasıl gelecek? Çalışmalarınızı genelde nasıl yaparsınız? Direkt yekten konu mu çalışırsınız? Yekten soru çözümü mü yaparsınız? Yoksa direkt kestirmeden tekrara mı girersiniz? Cevapları alayım, ben de bu sırada sorularınızı okuyayım. Ece hocam demiş ki programı bölmekte sorun yaşıyorum. Ben mesela kaç saat ÖABT, kaç saat eğitim birimi, kaç saat GGK, hep sıkıntı. Ece hocam, bunun belirleyicisi sizin GGK'daki derslerdeki seviyeniz ne? Eğitimdeki seviyeniz ne? ÖABT'deki seviyeniz ne? Bunları ortaya çıkarmamız lazım. Yani sizin detaylı bir seviye belirlemeye ihtiyacınız var. Ferhat hocam, ben şu an bunu bütün kurslar için söylüyorum. Bu yapay zeka, bu sistem... Kayıt olan bütün öğrenciler bu sistemden faydalanıyor. İster YKS, LGS, KPSS, öğretmenlik, alan, A grubu, B grubu, hepsi için bu geçerli. Bu bizim sistemimiz arkadaşlar.
Konu çalışıp soru çözüyorum. Konu artı soru. Öncelik sınavdaki çözümlü testler ama yine de konu. Bak burada bile ne kadar ayrıştık, farkında mısınız? Ama bu yanlış bu arada arkadaşlar. Eğer sen hiçbir seviyeni ölçmeden yekten konu çalışıyorum hocam. Hayır, bu yanlış. Gökhan hocam, ücretle ilgili bilgilendireceğim. Tutarları çok uygun. Özelde bir indiriminiz var. Sonunu bekleyin. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Sen konu çalışman gereken ders ayrı, soru çözmen gereken ayrı, tekrar etmen gereken ayrı. Bunu belirleyen ne? Az önce Ece hocama verdiğim yanıt gibi. Bunu belirleyen, mesela senin ÖABT'ye mi ağırlık vermen gerekiyor? ÖABT'deki derslerin çok temelse evet, onu önceliklendirmelisin. Ama diğerlerinde de temelse, hepsinde senin seviyen sıfırsa, ona göre sınavdaki önem derecesine göre, mesela ÖABT %50, eğitim %20, GGK %30. Şimdi ben bunu biliyor muyum? Biliyorum. Bak bu bile benim için bir farkındalık mesela. %50'nin getirilik, ya %50'lik getirisi olan bir alan var. Evet, onu kusursuz çalışmalıyım ama diğerlerini boşlayacağım anlamına gelmez. Diğerlerini boşlarsam sadece alandan alacağım puan 50 puan. 50 puanla hiçbir yere yerleşemem. Şimdi biz de bunu arkadaşlar seviyeye göre çalışmalarınızı belirlediğimiz için her öğrencinin nasıl eğitim analizindeki sonuçları farklı çıkıyorsa seviye belirleme sınavındaki sonuçları da farklı çıkıyor. Konulardaki seviyenize göre hangi konuda hangi çalışmayı yapacağınızı belirliyoruz. Mesela şimdi genelde, bu arada daha önce dershaneye gidenler var mı? Tekrarı olanlar, dershaneye, kamp için, tekrar için, konu anlatım için ya da farklı kurumlara gidenler var mı? Gittim, tamam. Süleyman hocam hoş geldiniz. Seminerimiz kayıt altına alınacak. Buraya kadarki kısmı tekrarını izleyebilirsiniz yüklendiğinde. Bu sene gideceğim, yok diyor. Gidenler var, özel sektörde çalışıyor. Gitmedim ama sınav, yani deneme sınavı, teşekkürler. KPSS için gitmedim hocam, iki kere. Tamam. Şimdi genelde gidenler de bana katılacaktır. TEKÜZEM'in dışındaki kurumlarda nasıl bir sistem var biliyor musunuz arkadaşlar? Dershane olsun, online eğitim olsun. İki tür. Konu çalıştırıyor, soru çözdürüyor. Ama soru da zor soru bu arada. Çıkmış soru falan, çıkabilecek soru. Konuyu anlatıyor öğretmen, soruyu çözüyor. Hadi öğrendin mi öğrendin, öğrenemedin geçmiş olsun. Bu böyle olmuyor arkadaşlar. Yani sen iki türde öğrenmen çok zor senin. Eğer öyle olsaydı her dershaneye gidenin şu anda atanması lazımdı. Her dershaneye gidenin hukuk fakültesini kazanması lazım. Ama hayır, başarı oranları çok düşük. Neden? Sizin konu bazlı yapılacak çalışmalarınızın seviyesini bilmek lazım. Biz ne yapıyoruz kendi TEKÜZEM'in kayıtlı olan öğrencilerine? Öncelikle bir konuda senin seviyen hiç yok mu? Ön hazırlık yaptırıyoruz. Matematikte ben Ece hocamız SBS'yi aldım. Seviyesi sıfır. Temeli hiç yok. Ben matematikte onu hadi gel hocam, gel biz sana konu anlatalım demem. Dememeliyim. Sıfır çünkü. Konu anlatımından önce ön hazırlığa girecek. Ön hazırlık yaptıracak yapay zeka ona. Sonra konu anlatımına geçecek. Sonra direkt soru çözmeye mi geçecek? Hayır arkadaşlar. Tekrar yapacak. Konunu çalıştım. Ön hazırlığını yaptım. Tekrarını yapıp daha basit indirgeyeceksin. Sonra zor sorudan, çıkmış sorudan önce kolay soru çözümü yapacaksın. Kaç basamak oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Garanti öğrenme modeli. Bir konuya dair ön hazırlıktan başlayıp zor soru çözümüne gelene kadar bakın kaç tane çalışma yaptın. Biz de bunu yaptıracağız. Bunu yaptığında şunu çok net söylüyorum bütün öğrencilerime, branş fark etmez. Bu 5 basamağı atlamadan kusursuz yaptığında senin o konuyu öğrenmeme gibi bir ihtimalin yok. Bak başka yerlerde öğrenememe ihtimalin var. Niye? Hoca geliyor, konu anlatıyor, soru çözüyor, hadi geçmiş olsun. İkinci konuya geçiyor. Hayır, o konuyu temelin olmazsa öğrenemezsin. Herkes aynı anda öğrenemezsin. Ya da şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi yine Ece hocamdan örnek vereceğim. Tarih öğretmeniyim dedi. Ben Ece hocamın tarihte CVS'yi aldım. İleri çıktı. Kendi branşı sonuçta. Ve tarihte bakın ileri düzeyde çıkarsam ne yapıyor? Direkt soru çözümünü alıyor. Yani ben tarihçiyim. Ben tarihte ileri düzeydeyim. Benim gidip ön hazırlık yapmaya ihtiyacım var mı? Herkesten cevap bekliyorum. İleri düzeyde olduğum bir konuda ön hazırlık çalışır mıyım, çalışmalı mıyım? Yok değil mi? Çalışırsam ne olur?
Vakit kaybederim. Vakit benim vaktim. Ne gerek var? Ben zaten biliyorum. Değil mi? Ama matematikte sıfırım. Gidip de en zor kaynağı alıp çözmeye de gerek yok. Çözemezsin. Vaktine yazık. Onun yerine gideceksin birinci basamak. Bak, temel seviye, gördün mü? Temelin karşılığı ne? Ön hazırlık. Başlangıcın karşılığı ne? Konu anlatım. Ortanın karşılığı ne? Tekrar. İlerinin karşılığı ne? Kolay soru çözümü. Üstün karşılığı ne? Orta zor soru çözümü. Yani bizim sistemimize kayıt olursanız arkadaşlar, biz sizin konulardaki seviyenize göre hangi konuda hangi çalışmayı yapacağınızı size öğreteceğiz ve direkt o çalışmayı karşınıza getireceğiz. Bu başka bir yerde yok bu arada. Şimdi geldim. Check-up'larımız. Şimdi az önce ki bu eğitim analizini çözdüğümde unutma süresi, dikkat dayanıklığı falan vardı. Onları hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Orada mesela unutma süresi yüksek çıkan öğrenciler olacak, düşük çıkan öğrenciler de olacak. Her zihin unutmaya kodludur arkadaşlar. Bizim DNA'mızda bu var. Öğrenilen her bilgi unutulur. Yani unuturuz, çok normal. Peki unutmamak için ne yapacağız? Tekrar yapmamız gerekiyor. Tamam, tekrarı da yaptık. Şimdi biz sizi bu 5 basamaklı şu merdivenden bütün konular için çıkaracağız demiştim ya. Bunları çıkardık. Tamam ama ya öğrenemezsem kaygınız olur değil mi yine? Hocam çalışıyorum çalışıyorum yapamıyorum. Az önce bir öğrencim dedi. Bunu biz nasıl önüne geçiyoruz arkadaşlar yapay zeka sisteminde? Bitirdiğin her konu üzerinden seni check-up'a alıyoruz. Mesela tarihte Osmanlı siyasi tarihi. Örnek, bitirdin. Bak ön hazırlık yaptın, konu anlatımı yaptın, tekrar yaptın, kolay soru çözdün, orta zor soru çözdün, okeysin, bitti. İkinci konuya geçeceksin artık. Yapay zeka diyor ki hayır, ikinci konuya geçmeden önce bu konuyu ne kadar öğrendin, ne kadar öğrenemedin bunu görmek istiyorum diyor. Sizi neyi alıyor arkadaşlar? Check-up testini alıyor. Yani bitirdin ya konuyu, o konuya dair sorular geliyor. Sonra sonucuna bakıyor. Kaç doğrum var, kaç yanlışım var, kaç boşum var? Tamam Ece, sen bu konuyu %90 öğrenmişsin. Tebrikler diyor, sıradaki konuya geçiyor. Peki öğrenemediysem ne yapıyor? Ben çalışıyorum, çalışıyorum, öğrenemiyorum diyorsunuz ya. Bu sizin için çok büyük bir problem ya. Öğrenemediysen aynı konu üzerinden programına ekleme yapıyor, çalışmaya devam ediyorsun. Ne zamana kadar? Öğrenene kadar. Peki öğrendiysen ne oluyor? Ben bir daha bu konuyu çalışmayacak mıyım? Ben bugün Osmanlı siyasi tarihini öğrendim. Ömür boyu bende mi kalacak? Hayır arkadaşlar. Hepimiz unutuyoruz ve her zihnin bir unutma süresi var. Eğer öğrendiysen de unutma sürene göre yapay zeka sana tekrar yaptıracak. Günde kaç saat ders çalışıyoruz? Şu an yeni başlayanlar için soruyorum. Bir kere çözebiliyoruz Kübra Hocam. 5 saat, 7 saat ama molalarla. 7 çok bu arada. Başlangıç için çok güzel. Hayır, 4 saat. Tam 4 ideal bu arada şu aylar için. Evet, 1-2 saat. 2 saat zor. Gökhan Hocam 7 saat demiş. Ben de başlamadım. Başlamayanlar bu seminerden sonra başlamak isteyecekler arkadaşlar. Sıkılıyorum çok. Çok normal. Günde kaç saat ders çalışıyorsunuz yerine kaç saat çalışmalısınız desem bence daha çok ilginizi çeker. Çünkü şu an hiçbir öğrenci kaç saat çalışması gerektiğini bilmiyor. Kaç dakikada ara vermesi gerektiğini bilmiyor. Alana ne kadar çalışması gerektiğini bilmiyor. Ya da TYT'ye, AYT'ye ne kadar çalışması gerektiğini bilmiyor. Ben bunun da sırrını açıklayacağım size. Arkadaşlar sizin... Şimdi bu seviye belirleme sınavına gireceksiniz ya. Yapay zeka bir hesaplama yapacak. Şimdi örnek veriyorum. Aysu'dan örnek verelim. Aysu hem EKPSS hem YKS'ye hazırlanıyor. Ve hedefi EKPSS'den atanmak için en az 90. 90'ı koyun bir kenara. 90 benim hedefim. Ama Aysu'nun bir seviyesine ölçük çok düşük çıktı. 60 çıktı. Örnek veriyorum. Aradaki 30 puanın var senin kat etmen gereken. Ama Aysu bir yandan da çalışıyor olsun mesela. Bir yandan da farklı sorumluluğu oluyor olsun. Biz Aysu'ya soruyoruz. Diyoruz ki Aysu sen günde kaç saat çalışabileceksin? Aysu diyor ki hocam 4 saat çalışabileceğim. 4 saat boyunca yapacağı çalışmaları yapay zeka sistemi belirliyor arkadaşlar. Günlük olarak senin karşına getiriyor. Biz sizin önerilen çalışmalarınızı
yapmanız gereken süreler için belirliyoruz. Yani yapay zeka diyor ki Aysu 4 saat az da diyebilir mesela. Der ki sen 30 puan geridesin. 4'ü 5 yap der. 5'i 6 yap da diyebilir. Ya da çok çalışıyorsa, seviyesi yüksekse der ki bu kadar çok çalışmana gerek yok ki, zaten sınava şu kadar var. Günde şu kadar saat çalışırsan yeter. Yani eksik süre tespitini, seviyeye göre süre tespitini yine yapay zeka yapıyor. Peki biz bu çalışılması gereken süreleri nasıl hesaplıyoruz arkadaşlar? Şimdi diyelim kendi az önce Ece hocamdan örnek verdim ya, matematikte 0. Konu çalışacak, tekrar yapacak. Kolay soru çözecek, orta zor seviyede soru çözecek. Bakın sıfır olduğun bir konuda toplam 220 dakika örnek veriyorum, çalışıyorsun ya sen. Ama düşün ki sıfır değilsin, üçüncü basamaktasın. Kaç dakika çalışacaksın? 30, 40, 50, 120 dakikaya düşecek. Diyelim daha da ileri seviyedesin, sadece soru çözeceksin. Kaç dakika çalışıyorsun? 40, 50. Yani senin seviyene göre diyor ki sen bu konuyu bu kadar sürede çalışman yeterli. Bunun da hesaplamasını yapay zeka yapıyor. Ece hocam evet, sizin dikkat dağınıklığınız yüksek olduğu için olabilir ama yapay zekanın yaptığı programda konulara iniyor. Yani senin hangi konuda daha çok çalışman gerektiğini mesela yapay zeka belirliyor. Ya da şu an senin sınavına bir yıl var, belki 7 saat değil. Şu an 3 saat çalışsan da yeterli olur, belki 5 saat de yeterli olur. Çünkü sen şu an ön hazırlık yapıyorsun, ısınmayı yapıyorsun aslında. O yüzden biz toplam çalışılması gereken süre, haftalık çalışılması gereken süre, bunların hepsini belirliyoruz arkadaşlar. Ve yapay zeka hedefinize ne kadar uzaklıktaysanız ona göre sizin yapmanız gereken çalışma. Diyor ki Ece bu konuya bu kadar süre ayıracaksın diyor. Fazlası eksiği yapmayacaksın. Onun dediğini sadece yapacaksın. Ve hani az önce dedim ya arkadaşlar, biz size günlerde işte hangi gün işe gidiyorsun, hangi gün evdesin, hangi gün kaç saat ayıracaksın, bunları öğrenciyle birlikte belirliyoruz arkadaşlar. Ve öğrenci günde kaç saat çalışacak? Bakın buraya başlama bitiş saatini yazıyor. Yapay zeka otomatik olarak, bakın nasıl eski ders çalışma programları gibi, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar diye getiriyorsun karşınıza. Ayşe'cim eğer meslek lisesindeysen senin AYT'deki bütün konuları sıfırdan alman lazım. Aysu'cum gece çalışma mı gündüz çalışma mı, bu senin zihinsel sürecine göre değişir. Yani kimi gece verim alır, kimi gündüz verim alır. Bu senin kendini nasıl alıştırdığınla ilgili bir durum. Şimdi bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Evet, evet Ece hocam çok iyi yapıyorsunuz. Bu yani ayın 23'ünde sınav bitecek. Şimdi arkadaşlar elinizde bir konu var, tamam mı? Bir konuya çalışılacak süreniz var. Hangi konuya çalışırsınız? Vatandaşlıktan yasamaya mı? Vatandaşlıktan temel hukuk kavramlarına mı? Şöyle bir bakın, bir göz kestirin konulara. Hangisine çalışırsınız? Yasama, kavramlar, vatandaşlık, temel, ikisinde. Mehmet Latif hocam ikisine çalışacak süreniz yok. Birini seçmek zorundasınız. Temel hukuk kavramları, yasama. Ece hocam güzel bir yerin. Şimdi çok şaşıracağınız bir bilgi paylaşacağım sizinle. Arkadaşlar bakın. Bakın ikisi de vatandaşlığın bir konusu değil mi? Vatandaşlığın temel hukuk kavramlarını öğrenmen 5 saat sürüyor. Çıkan soru kaç? 1. Vatandaşlığın yasama konusunu öğrenmen 2,5 saat sürüyor. Çıkan soru sayısı kaç? 3. Bir de şimdi bir bakın, yanıt verin bakalım. Bir konuya çalışman gerekirse bu tabloyu gördükten sonra hangisine çalışırsın? Yasama değil mi? Ama bunu bilmediğimizde ne diyorduk? Belki de temel hukuk kavramları. İşte bunun gibi bilmediğiniz çok şey var arkadaşlar. Bunu yapay zeka biliyor. Nereden biliyor? Çıkan soruya bakıyor. O konuyu öğrenme sürene bakıyor. Ve düşünsene, hem yarısı kadar daha az çalışacaksın, 3 katı kadar daha yüksek puan alacaksın. Ama temel hukuk kavramlarında hem 5 saat çalışacaksın, daha çok çalışacaksın, bir soru alacaksın. Bakın ben hep diyorum, öğrencilerime de diyorum, seminerlerimde de diyorum.
KPSS, YKS, LGS, DGS her neye giriyorsanız ÖSYM stratejik bir kurum. Girdiğiniz sınavlar stratejik sınavlar. O yüzden sizin sınavı çok iyi tanımanız gerekiyor. Bunu tek başına bir konu için analiz edebilirsiniz ama yüzlerce konu için analiz edemezsiniz. Biz bunu ne yaptık arkadaşlar yapay zekayla? Matematiğin bütün konularını ayrıştırdık. Türkçenin, tarihin, coğrafyanın, AYT'nin bütün derslerinin bütün konuları, onun dışında TYT, DGS, LGS hepsi, ÖABT'nin bütün branşlarını, hepsini en ince ayrıntısına kadar yapay zeka sistemi ölçtü. Öğrenme sürenizi ölçtü. O konuyu öğrendiğinde kaç net yapacaksın bunu bile ölçtü. Ve size biz program hazırlarken, yapay zeka program hazırlarken buna göre hazırlayacak. Bu bulunmaz bir nimet bence. O yüzden bizim sistemimize eğer kayıt olursanız arkadaşlar biz sizi gelişigüzel hadi sıradan kara düzen başla bakalım temel hukuk kavramlarıyla. Hayır. Direkt öyle değil. Sana en yüksek getirisi olan kısımları hep en öncelikleri alacağız. Çünkü sen onları yaptığında yüksek puan alabileceksin. Aysu diyor ki bence kayıt olun. Bence de kayıt olun. Bu fırsatı hiç kaçırmayın. Gökhan Hocam derslerimiz canlı. Şimdi tamam biz de bir program yaptık. Hadi bakalım. Programı yaptık. Ve artık bu programa siz başladınız çalışmalarınıza. Program hazırlandı. Biz bu programı arkadaşlar sizin verdiğiniz süreye göre, seviyenize göre, yeterli süre stratejisine göre hazırladık. Mesela örnek bir çalışma programı var. Coğrafyadan diyor ki mesela ön hazırlık yap diyor. Neden ön hazırlık yap demiş olabilir? Hemen bir zihni kontrol edelim. Ön hazırlığı hangi seviyedeyken yapıyordum? Süleyman Hocam sizin branşınız nedir? Hangi sınava hazırlanıyorsunuz? Temel. Harika. Temel seviyede olduğum için bakın bana ön hazırlık yaptırdı coğrafyada gördünüz mü? Ama vatandaşlıkta konu anlatımı çalıştırmış. Konu anlatım hangi seviyeydi? YGK çok güzel. Lisans galiba. Başlangıç. Kübra Hocam harikasın. Seçil Hocam sen de harikasın. Çok güzel yanıtlar veriyorsunuz. Bakın. Biraz daha aşağı iniyorum. Tarihte bana tekrar yaptırmış. Neden tekrar yaptırmış olabilir? Hangi seviyedeyimdir? Çok güzel. İleri, değil mi? Bakın farkında mısınız? Aynı programda benim seviyeme göre seviyemi biliyor. Diyor ki bunda bunu yapman lazım. Bunda bunu, bunda bunu. Size de bunu yapacak. Çalışma programınızı yapay zeka sistemi hazırlayacak arkadaşlar. Ve biz bu programı hazırlarken de size hazırladık saatlerinize göre, iş yaşamınıza, aile sorumluluklarınıza göre hazırladık ya. Bunun bir takibi olacak. Haftalık olarak her pazar yapay zeka o haftanın verimliliğine bakacak. Diyecek ki Süleyman bunu eksik yaptın. Bu check-up'a girdin ama öğrenememişsin. Bunu öğrenmişsin. Burada verimliliğin artmış. Burada çalışma oranı yüksek. Burada bütün ödevlerini yapmışsın diye sizin çalışmalarınızı kontrol edecek. Ve her hafta yeniden ders çalışma programımızı revize edecek. Yani bizim hazırladığımız program ne oluyor? Dinamik oluyor. Durduğu yerde durmuyor. Sen ilerledikçe programın da ilerliyor. Tabii ki Gür Hocam gösterebilirim. Bu örnek bir program. Bu programa yani TEKES'e kayıt olduğunuzda, TEKÜZEM'e kayıt olduğunuzda buradaki saatler, dersler, konular her şey size göre belirlenecek. Ve biz bu hani programın takibini yapıyoruz demiştim ya, yapılan çalışmalar kontrol ediliyor. Hangisine gül uymuş, hangisine uymamış, hangi çalışmaları yeniden başlayacak, hangi konularda tekrar edecek. Hedefine ne kadar yaklaştı, ne kadar uzaklaştı? Bakın burası da sizin performans sayfanız arkadaşlar. Haftalık olarak burası artacak. Mesela check-up'lardan bahsettim ya. Diyelim ki Gül Hocam sen bu hafta 5 konu bitirdin. 5 tane check-up'a girdin. Kaçı doğru? Bu senin başarı oranın olacak. Ağlamayın belki bize de kayıt olursunuz Süleyman Hocam ücretlerimiz çok uygun eminim başka kuruma daha yüksek tutarda kayıt olmuşsunuzdur. Ağlamayın hiç canınızı sıkmayın eğitim için her şeye değer. Ücreti duyunca şaşıracaksınız zaten bu arada çok dev bir kampanya başlattık. Kübra Hocam bu program direkt 2024 yılın hazırlığından önce yine ben bir seminer yapacağım. Programı birlikte hazırlayacağız benim yönlendirmemle. Söyleyeceğim. Biraz daha heyecanlandırayım.
Öğrenme oranını hesaplıyor, çalışma oranını hesaplıyor, verimliliğini hesaplıyor. Bakın Süleyman Hocam diyor ki onu iptal edeceğim. Ben ücret umursamıyorum şu an. Ben kendime beni takip edecek sistem arıyordum. Sizi geç buldum. Geç değil. Bakın olumsuz yargı yok. Tam zamanı şu zamanmış ki biz karşılaşmışız. Çok güzel. Ve böyle bir performans alanınız da olacak arkadaşlar. Her hafta bu performansınız artacak, yükselecek, stabil kalacak. Tabii ki bizim hedefimiz de sürekli artmasından yana. Eğer sana yapılan programa uyum sağlarsan sürekli hedefine bir adım bir adım bir adım daha yaklaşırsın. Performansın sürekli yükselir. Ki biz de öğrenci koçları olarak, rehberlik uzmanları olarak bütün öğrencilerimizi takip ediyoruz. Bize ihtiyaç duydukları her alanda sadece yapay zeka değil, bizim de kontrolümüzde, bizim de motivasyon, yönlendirme, görüşmelerimizde ekstra daha da destek olup bu süreci bir ekip çalışması olarak dönemin sonunda dereceyle kapatıyoruz arkadaşlar. Benim amacım, benim kaydını aldığım bir öğrenciden benim aldığım söz derece öğrencisin sen diyorum. Buna inanıp kayıt ol. Buna inanmıyorsan hiç kaydını almıyorum. Açık söylüyorum. Fiyatı bir duyalım. Tamam, fiyatı söylüyorum. Bence de ikisinden de yararlanın. Şimdi bu sistemi, hani sistemden bahsettim ama sisteme kayıt olduğunuzda, kayıt olduğunuz eğitimin KPSS, YGS, LGS, DGS neyse, her neye kayıt olursanız canlı dersleri olacak arkadaşlar. Türkiye Genel Deneme Sınavları olacak. Canlı derslerin videoları olacak. Bireysel ve toplu rehberlik seminerleri olacak. PDF ders notları olacak ve yapay zeka olacak. Yani hem eğitim hem sistemi satın almış olacaksınız. Şimdi ben ücret bilgisini sizinle paylaşacağım. Ama özellikle bu seminere katılan öğrencilerimin kazandıkları 300 TL'lik bir indirim çeki var. Bunun da koduna bir ileteyim size. Bu arada şu an erken kayıt sürecindeyiz hepsi için. 1 Ağustos'ta gruplarımız başlıyor. Bu gruplar yine öğrencinin seviyesine göre kayıt işlemlerini tamamlayıp öğrenme karakterini, analizi, çalışma yöntemleri belirleniyor. Hedef süre seviye analizi, panelin oryantasyonu, yine ben bir seminer yapacağım, yine birlikte olacağız. Birlikte sistemi keşfedeceğiz, birlikte TEKES'i tanıyacağız ve 5 Ağustos'ta da çalışmaların başlangıcı. Şu an program erken kayıt sürecinde. Ben şimdi sistem yöneticisi arkadaşımdan bir ricada bulunayım, size bir link göndereceğiz. Ah çok güzel Ayşe Hocam. 3 Ağustos ne oluyor? Aslan. Ah Aslan Burcu. Şimdi sistem yöneticisi arkadaşımızın attığı linki herkes bir tıklasın. 2024 online dersler hakkında bilgi almak istiyorum diye. Herkes bir tıklasın. Kurumsal WhatsApp hattına yönlendirecekse oraya hazırlandığınız sınavı yazın. Seminerden geldiğinizi de yazın. Tuğba Hocamı dinledim geldim, bilgi almak istiyorum diye yazın. Ben elimden geldiğince hepinize tek tek dönüp arayıp bilgi aktaracağım. Merak ettiğiniz soruları yanıtlayacağım. Ve bu seminerden geldiğiniz için Ece Hocam kayıtlı olanlara gerek yok. Kübra Hocam sen çok güzel bir aşamadasın, artık kayıtlısın. Ece Hocam da kayıtlı. Bakın kayıtlı öğrencilerden duyun tekesi. Kayıtlılar da var. Ayşe Hocam, Ece Hocam, Kübra Hocam çok güzel. Eminim çok memnunlardır. O yüzden siz de kayıt olmak için geç kalmayın arkadaşlar. Fatma Hocam sen de kayıtlısın, çok güzel. Ben yeniden linki gönderiyorum. Herkes linke tıkladı mı? Bu linke tıklayıp hazırlandığınız sınavı yazın, bilgi almak istiyorum deyin. Yarın mesain başlar başlamaz dönüş yapacağım ben ve diğer öğrenci koçu arkadaşlarım. Ama ben takribi ücretleri size göstereyim. Gökhan Hocam sen hangi sınava hazırlanıyorsun? Bir söyle bakalım. Hangi sınava hazırlanıyorsunuz? Ben şimdi ücretleri göstereyim. Sayfanı YKS mi? Nilgün Hocam yapay zekadan faydalanırsın, dersleri biz sana hediye ederiz. Onun ayrı bir ücreti yok. İkisi birlikte. Tabii ki faydalanabilirsin. Şimdi YKS öğrencilerim vardı, KPSS öğrencilerim vardı. Önce bir KPSS'ye gelelim. Seminere katıldığınız için kayıt olduğunuz bütün eğitimlerde 300 TL'lik indirim çekiniz var. Bunu unutmayın. O yüzden dedim bakın bu linki herkes bir tıklasın, hazırlandığı sınavı yazsın. Tuğba Hocam'ın seminerinden geliyorum, 300 TL indirim çekim var. Bunu kullanmak istiyorum diye yazın. No, bu sayfadaki tutardan değil, indirimli tutardan siz kayıt olacaksınız arkadaşlar. Bakın ben size göstereyim. Süleyman Hocam. Bakın. Şimdi.
Kayıtlı öğrencimizin yorumu, bakın Tekes'e kayıtlı, kendisi tarih öğretmeni. Ece Hocam diyor ki, matematikten anlamayan ben ön hazırlık videolarını bile severek izliyorum. Cidden yormuyor arkadaşlar. Diğer kurumları geçin, onların tek avantajları ünlülerle reklam yapması ama içi boş. Çok güzel. İşte bu. Bu arkadaşlar, bakın kayıtlı öğrencinin ağzından dinliyorsunuz. Süleyman Hocam, siz GGK lisans demiştiniz ya, şu an erken kayıt ücreti, yapay zeka, dersler, her şey dahil 2999 lira. Ama seminerden kazandığınız 300 TL'lik indiriminiz var. 2699 liraya düşecek. Ya da YKS'cilere bakalım. Bakın burada eğitim programlarında arkadaşlar ücretler var. Ama siz bu ücretlerin hepsinden 300 TL daha aşağıda ödeyeceksiniz. YKS öğrencilerim, soranlar çok vardı. Gökhan'cığım, bence bir noktada yatırım yapmalısın. YKS çok önemli bir sınav. Taksit oluyor Bahadır Hocam. Kredi kartınız varsa peşin fiyatına 12 aya kadar taksit imkanımız var. Ayşe'cim, 5199 TL, 300 TL'lik indirim çekinle birlikte yaklaşık olarak 4900 liraya düşüyor. Ve hem TYT maliyeti, 12 taksit imkanı var arkadaşlar. Gönderdiğim linki herkes tıklayıp hazırlandığı sınavı yazsın. Tuğba Hocam'ın seminerinden geliyorum diye de yazın. 300 TL indirimle kayıt olun. Yıllık Gökhan, yıllık. Bir kere ödüyorsun. Her şey mevcut. Bu bahsettiğim sistem hepsi çok ucuz. Zeynep Hocam, bana WhatsApp'tan yazın. Bakın size özellikle bu şeyi göndereceğim. Yazın, ben GGK'da indirimle size yardımcı olayım. Madem kayıtlı öğrencimizsiniz, ben size destek olacağım. Tabii ki alabilirsiniz. GGK'yı da alın. Bakın. Alper Hocam, ön lisans için eğitimler ve der. Eylül sonu Ekim başı gibi ön lisansı başlatacağız Alper Hocam. Eylül'de lisans başlıyor. Kasım gibi orta öğretim başlar. Çok güzel. Şimdi bir de şeyi de göstereyim size. LGS öğrencilerim vardı. Onlar için de bakın. Arkadaşlar, tutarlar çok uygun. Yani şu an çok uygun. Böyle bir sistem için bu tutarlar yok yani, hiçbir yerde bulamazsınız. Yaparız Kübra Hocam. Şu an o 23 sınavı olduğu için öyle gösteriyor. Ya zaten 23 sınavından sonra hedefler falan otomatik güncellenecek. Ece Hocam diyor ki, bakın bir öğrenci yorumu, ben demiyorum. Alırken komple satın alın, fiyat daha uygun oluyor. Öğrenci söylüyor. Öğretmenlerim, hiçbirini göz ardı etmeyin. Üçünü birlikte alın. A grubundan hazırlanan öğrencilerim vardı. Orada da ikisini birlikte alın arkadaşlar. Ve bu indiriminiz, çok teşekkür ederim. Kayıt Gökhan'cığım sonra olur ama bu seminerden kazandığın özel indiriminin belirli bir süresi var. Bu indirimi 24 Temmuz pazartesi gününe kadar kullanabilirsiniz. Pazartesiden sonra sayfadaki tutar neyse olacak arkadaşlar. O yüzden diyorum, pazartesiye kadar ne yapıp ne edin, kayıt olun. Yazdık mı? WhatsApp'tan yazın, Tuğba Hocam'ın seminerinden geliyorum diye. Şimdi yarın benim ve diğer arkadaşlarımın mesaisi 10'da başlayacak. Biz arayacağız, bilgi vereceğiz, kayıtlarınızı alacağız, yardımcı olacağız. Hemen de başlatacağız, beklemeyeceksiniz. Şu an rakip eleme zamanı arkadaşlar, durup bekleme zamanı değil. Binlerce öğrenci kayıt oldu. Şubat'tan beri biz kayıt alıyoruz. Onlar hepinizin rakibi. Nur Hocam, evet, Eylül'de başlayacak dersler. Son kez linki atıyorum eğer tıklamayanlar varsa diye. Tıklayın, seminerden geldiğinizi özellikle yazın. 300 TL indirimle yardımcı olacağım. En geç 24 Temmuz'a kadar bu seminere katılan öğrencilerim 300 TL indirimden faydalanacak. Bakın Kübra Hocam diyor ki, yine öğrencim söylüyor, ben söylemiyorum. Kayıt olun, ön hazırlığınızı yapın arkadaşlar diyor. Çok mantıklı. Var mı bana sorularınız? Alper Hocam, ön lisans KPSS'si Eylül sonu Ekim gibi başlar. Ekim'de başlamış olur. Gökhan diyor ki, ben gidip çalışacağım, para toplayacağım kayıt olmak için. Gökhan'cığım ne yap ne et? Ailenle görüş, bak bu senin geleceğin. Bu tutarı bir daha hiçbir yerde bulamazsınız. Yapay zekadan bahsediyoruz arkadaşlar.
Fatma Hocam, o hedef sınavdan sonra güncellenecek. Şu an 23'ün sınavı daha yapılmadı ya, o yüzden öyle görünüyor. O 23 Temmuz sonrası güncellenecek. Var mı sorularımız? Yazdık mı WhatsApp'tan? Son kez yine göndereyim. Attığım linkler geliyor değil mi arkadaşlar bu arada? WhatsApp numaramızı da kaydedin. 551-592-5835. Ben de arama yapıyorum. Birçoğunuza ben dönmeye çalışacağım. Kübra Hocam, bu seminerler, şimdi bu kayıtlı olmayan öğrencilere özel bir seminerdi. Siz bizim kayıtlı öğrencimizsiniz. Belirli periyotlarda yapacağız. Hatta sınav öncesi 23 sınavına girecek arkadaşlarım varsa ayın 21'inde Cuma günü yine ben bir seminer yapacağım. Gökhan'cığım, fiyat güncellenecek. Bu ücret 24 Temmuz'a kadar geçerli. Nur Hocam, kayıt olduktan sonra analiz TBS'den hemen yükleniyor. Onu hemen çözmeye başlayabiliyorsun. Zeynep Hocam, çok rahat, yeterli olur. Çünkü bizim öyle ön hazırlık videolarımız var ki direkt konuyu kavratıyor. Çok pahalı olmaz Gökhan ama bir tık yükselir. Şeyda Hocam, ziraat mühendisi bir 85-90 alman lazım. Bu sistem sana çok rahat aldırır hocam. GGK eğitim. Hemen bakalım. Siz yeter ki isteyin. Bakıyorum hemen. EKPSS öğrencim vardı. Size bir ben EKPSS'yi de göstereyim. Ama önce GGK eğitim birimlerini göstereyim. Arkadaşlar, hepsinde bu indirim geçerli. EKPSS'de de geçerli. Bakın, bir de seminerin başında verdiğim ödevleri kimse unutmuyor değil mi? Duyurulur Kübra Hocam. Tabii vize sisteminize de yüklenir. Şeyde hocam, GGK eğitim birimlerine kayıt olursanız 4199 TL sayfadaki ücreti 300 TL indiriminizle birlikte 4199-300 3899 liraya ikili pakete kayıt olursunuz. Bir de EKPSS öğrencim vardı. Ayşe'ydi galiba ismi. Ayşe hocam, ben sana ücret bilgisi de vereyim EKPSS'e. Bu fırsatı kaçırmayın. Hocam, EKPSS gibi özel bir sınavda Ankara'nın en iyi öğretmenleri, Türkiye'nin en iyi sistemiyle hazırlanıp dereceyle atanmak için sadece 2999 lira normal ücreti, 300 TL indirimine 2699 liraya bir yıl eğitim alacaksın. Eşinizle konuşun, ailenizle konuşun, WhatsApp hattını, linki yeniden gönderiyorum. Yazın, en azından yerinizi ayıralım. Yazın, görüşün, indiriminizi sabit tutalım en azından. Yarın saat 10'da ben aramalara başlıyorum arkadaşlar. Yeniden son kez gönderiyorum. WhatsApp numarasını da şuradan gösteriyorum. 551-592-5835. Seminerden geldiğinizi yazmayı unutmayın. Hocam, ben fizyoterapi okudum da ön lisanstan. Nur Hocam, en az 85. En az 85. Gökhan'cığım, çok yüksek bir artış olmayacak. Ama şu an kayıt olman daha iyi. Ya bu tutarlar bu kadar uygun. Sen bence şimdi kayıt ol. Arkadaşlar, ben çok memnun oldum hepinizle tanıştığım için. Dönüşlerinizi bekliyorum. Nur Hocam, mutlaka WhatsApp'tan yazınsa ben dönerim, yardımcı olurum, hiç merak etmeyin. Şeyde hocam, ziraat öğretmenliği de yanlış hatırlamıyorsam yine bir 80 üstü. Onun alımı çok yok. Yani böyle belirli liselerde öğretmenlik yapabiliyorsunuz, meslek liselerinde çok fazla yok. Ama çok giren de yok, şanslısınız. Çok teşekkür ediyorum. Gökhan'cığım, ben mutlaka senin dönüşünü zaten bekliyorum bak. Ne yap, ne et, çalış, ailenle görüş, kayıt için dön. Harita mühendisliği Sinan hocam bir 87-86 falan diye hatırlıyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize güzel katılımlarınız için. WhatsApp'tan yazın, seminerden geldiğinizi yazın, 300 TL indirim çekimi kullanmak istiyorum diye yazın. Birebir yarın ben ve diğer öğrenci koçları arkadaşlarım dönecek. Yardımcı olacağız arkadaşlar size. Bu yıl sizin yılınız olsun. Bu yıl tek uzemle atanma yılı olsun. Artık bence atanma sırası sizde. Verdiğim ödevleri de lütfen unutmayın. Herkes analizini çözüyor. Sonuçlarına bakıyor. Özel rehberlik seminerlerini izliyor. Bunları yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum hepinize.
İnşallah şeyde hocam. İnan bu sistemle atanmak hayal değil. Çok mümkün. Çok var bizim. Az önce de verdiğim örnek nakış öğretmenliği. Bir kişi vardı. Bir kişi o kişi oldu. Sen de onu olabilirsin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yeniden son kez gönderiyorum. Tıklamayanlar tıklasın. Sonra aman ben hocam linki görmedim, aman kaçırdım, aman indirimim yandı, aman ücretler artmış, böyle gelmenizi istemiyorum. Çok teşekkür ederim. O halde görüşmek üzere. Yarından itibaren aramaya başlayacağım, yardımcı olacağım hepinize elimden geldiğince. Çok istiyorum kazanmanızı. Buna vesile olmak beni çok onurlandırıyor. Çok büyük bir haz alıyorum. Ayşe hocam EKPSS için söyledim ya size, şuradaydı hatta. EKPSS 2999 lirasının 300 TL indirim kodunuz var. WhatsApp'tan yazın 2699 lira. Bu arada bütün eğitimlerde kredi kartına, peşin fiyatına 12 aya kadar taksit imkanı var. Ailenizle kartı falan da görüşebilirsiniz. 12'ye böldüğümüzde aylık 200-300 lira her şeyi veriyoruz arkadaşlar. İki kahve içiyoruz, daha fazla para ödüyoruz. Bu eğitim, yatırım, bir sene sonraki size teşekkür edeceksiniz bugün başlarsanız. Öyle düşünün. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum hepinize.